Alo. Evet, benim Saffet abi. Yok abi, benim numaram değil. Birisinden aldım. Sorma abi. Kızı tam kaybetmiştim ama yeniden buldum. Yok abi, yok, ölmedim. Uzun hikaye, anlatırım sana. Verdiğim paranın hakkını alacaksın abi. Çok güzel bir kız. Sen bana bir arabayla sadece. Güzelsin Zeyno. Altına mer koşak ediyorsun. Ben şimdi hastaneye geldim Melodi. Ragıp denen adam ortalardayken Zeynep'i yalnız bırakamam. Tamam abi, kolay gelsin. Zeynep ablaya çok selam. Tamam canım, söylerim. İyi uykular prenses. Günaydın. Günaydın. İyi misin? İyiyim. Bir an sanki başka birisi var zannettim odada. Yok, kimse yok. Ben varım. Bugün çıkıyorum artık buradan, değil mi? Evet, öyle. Sen biraz gergin misin yoksa buradan çıkıyorum diye üzülüyor musun? Ya olur mu öyle şey Zeynep? Ya, tamam, şaka yaptım ya. Ya. Ne bu ciddiyet? Sen iyi misin? Ragıp. Ölmüş. Şey aslında... Ne? Ne olmuş Ege, bir şey söylesene. Ragıp ölmemiş Zeynep. Nasıl ya? Ölmemiş mi? Kimliği başka ölen birinin üzerinden çıkmış. Nasıl ya? Ya nasıl, bu nasıl olabilir? Ya bilmiyorum, Cansu komiser detay da vermedi. Ben de anlamadım. Yani şimdi Ragıp dışarılarda bir yerlerde mi? Evet ama merak etme. Ben yanındayım. Sana yaklaşmasına asla izin vermem. Zeynep. Zeynep sakin ol. Bak tamam mı? Sımsıkı tut elimi. Sakin ol. Tamam. 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 Tamam, ben yanındayım. Zeynep. Al iç biraz. Sakin ol. Tamam, geçti. Peşime düşerse, ya beni kaçırırsan. Merak etme, ben yanındayım. O zaman belasını bulur. Ben Cansu komiserle konuşacağım. Gerekirse sana koruma falan ayarlarlar. Yani hiç olmadı ben senin evin önünde nöbet tutarım Zeynep. Ya hayır Ege. Sen bu işe karışma lütfen.
Bak Melis'le kavga etmek istemiyorum ben yine. Melis bu aralar bir garip zaten. Yani pek aramıyor. Kavga gürültü de çıkarmadı. Allah Allah. Aynı kişiden bahsettiğimize emin miyiz? Eminiz. Dün bir an Ragıp'la bir bağlantısı var mı diye endişelendim. Biraz gerildik öyle ama. Ege, bak Melis beni sevmiyor olabilir. Tamam, kendince haklı sebepleri de var. Ama asla öyle bir şey yapmaz. Yani asla o kadar ileri gitmez. Ragıp'la bir alakası yoktur. Öyle. Gitmez tabii ama. Telefon mu çalıyor? Evet, sanki ben de bir ses duydum. Benimki değil. Seninki de değil. Allah Allah. Selam. Geçmiş olsun demeye geldim. Teşekkür ederim. Ne oldu? Suskunluğunuza bakılırsa benden konuşuyordunuz herhalde. Öyle mi sevgilim? Vallahi istediğin kadar konuş Zeynep'ciğim ama nişanlımın aklını çelemezsin biliyor musun? Geçmiş olsun bu arada. Sağ ol. Özlemişim laf sokmalarını. Ne yalan söyleyeyim, ben seni hiç özlememişim. Yani ev sensiz böyle çok güzel, sessiz, sakin. Melis. Ne? Ay yani söylemesem olmazdı. Ya bunu söylemeseydin vallahi beni sevdiğini falan düşünecektim. Aman Allah korusun. Öyle bir şey olamaz. Melis, iyi misin? Yerde bir şey mi var? Şey... Ne? Küpemi düşürdüm de sanırım ona bakıyordum. Dur bir de ben bakayım. Hayır, yok. Yok, gördüm ben. Buradaymış. Buldum. Buradaymış. Tamam. Tamam o zaman. Ziyaretin kısası makbuldür zaten. Ne oldu? Ay bir dakika. Küpem yine düşüyor sandım da. Neyse hadi ben seni yola vurayım. Ben bugün buradayım. Burada mısın? İyi ben de buradayım o zaman. Başladık yine. Neye başladık pardon? Ege sen de git lütfen. Olmaz Zeynep. Ragıp denen o adam dışarıdayken seni yalnız bırakamam. Evine gidene kadar buradayım. Ev demişken bu arada hangi eve gideceksin acaba? Bence anana git. Benim için onca yaptıklarından sonra Bülent amca karar verecek nerede kalacağımı. Bence yani artık karakterini hükmetme zamanın gelmedi mi Zeynep'ciğim? Anana git sen, anana. Ragıp, Melis ne işin var senin bu adamın yanında? Sen bu adamın kim olduğunu biliyor musun? Yaklaşma, yoksa kızı öldürürüm. Tamam, tamam bırak kızı. Ege, ne olur yardım et bana lütfen, yardım et. Bak, yemin ediyorum boğarım. Bak, bak sakın bir delilik yapma. Nasıl sen bir delilik yapma? Yoksa kızı öldürürüm. Ragıp! Tamam, sakin ol. Tamam, sakin ol. Ege, ne olur kurtar beni, yalvarırım kurtar.
Bak, bırak, bırak kızı. Suçlarını yenisini ekleme. Zaten buradan çıkamazsın. Yolun sonuna geldim, bırak. Öyle mi? Ege, yalvarırım bırak gitsin, yalvarırım bırak gitsin. Bak, buradan çıkmana asla izin vermem. Paşa, paşa çekil. Yoksa kız... Duydun Kıvırcı. Hadi uzak. Senin ne işin var burada? Zeynep'e geldin değil mi? Hala Zeynep diyor ya. Ya beni öldürecek farkında mısın sen? Kaç kadın idare etsin koşum sen? Zeynep seni sevdiğini söylüyor. Bak burada bu kızcağız senin için yalvarıyor. Hangisi idare senin için ha? Lan seni kendi ellerimle boğacağım lan. Hadi bir dene bakalım. Burada ikimiz de kanımıza bağlı. Tamam. Tamam. Tamam bak. Yol verdim geç. Bak yol verdim. Bırak kızı. Tamam. Tamam, sakin. Hadi bırak. Bırak onu. Hadi kızım. Ben doktorumla konuşayım. Ne zaman çıkacağımıza dair. Sen odana yalnız gidebilecek misin? Yürürüm tabii, iyiyim ben. Karar verecektin. Nerede kalacağına dair. Anne, bu kararı Bülent amcaya bıraktım biliyorsun. Biliyorum. Biliyorum ama... O yüzden kararı Bülent amca versin istiyorum. Odaya gidince arar sorarız, olur mu? Peki sana kim bakacak orada? Dikişlerin daha... Anne lütfen. Lütfen. Peki, sustum. Yok öyle bağır bak. Özledin mi beni? Yarın bıraktığımız işi tamamlayalım mı? Paranı peşin verdi adam. Saffet'i arayalım bakalım. Ege ölecek, benim çok kanıyor, bu ne olur doktor doktor bir şey çağır yalvarırım. Ya Melis, bir şeyin yok, kesik bile değil. Biraz çizilmiş sadece, o kadar. Tamam, tamam kanamıyor olabilir ama o adam bana saldırdı, beni öldürecekti. Nereye? Ya Zeynep savunmasız. O adam Zeynep'e zarar verebilir. Onun yanına gitmem lazım. Ya bırak. Bırak, ne hali varsa görsün, sen beni koru, o kızı değil. Ne oluyor burada? Zeynep nerede? Nasıl yani? Sizinle değil miydi? Ben doktora girdim. O da odaya dönecekti. Dönmedi ama. Az önce Ragıp buradaydı. Ne? Ragıp mı? Evet evet. Hatta beni rehin aldı. Burada şişeyi kırdı, benim boğazıma dayadı. Allah Allah. Biz hep odadaydık. Ne ara girmiş? Yani bilmiyorum, herhalde yatağın altına saklandı. Siz çıktıktan sonra çıktı. O adam Zeynep'e zarar verebilir. Zeynep bulmamız lazım. Allah kahretsin ya. Ben de yaralandım. Niye bana bakan yok yani? Heh, açtım. Hmm. Alo Saffet. Hani arabayı hastaneye gönderiyordun? Kız tamam. Hadi çabuk çabuk. Arka tarafta ol. Ne
Hiç boş edebelenme. Yarın bıraktığımız işi tamamlıyoruz. Boşuna uğraşma. Seni kimse duyamaz. Hadi yat şuna. Bununla kaçacağız. Ege. Yok değil mi? Yok. Kızıma bir şey yapacak diye çok korkuyorum. Tamam, merak etmeyin, endişelenmeyin. Bulacağız Zeynep'i. Keşke onu yalnız bırakmasaydım. Tamam, suçlamayın kendinizi. Sakin olun. Siz alt kata bakın, ben buraya bakacağım. Tamam. Ege. Ne oluyor? Rakip burada. Zeynep'in peşinde. Ne diyorsun? Evet, az önce Melis'i rehin almaya kalktı. Şişeyi kırıp boğazına dayadı psikopat herif. Sonra? Melis iyi ama adam kaçtı. Ama muhtemelen buralarda bir yerde. Tamam, ben bir ekiplere haber vereyim. Zeynep nerede? Yok, bulamıyoruz. Umarım düşündüğün gibi değildir. Yani Ragıp'ın elinde mi? Bilmiyorum, aklıma başka bir şey gelmiyor. Ama eğer bu sefer Ragıp ona bir zarar verirse, saçının teline dokunursa onu öldürür. Tamam, sakin ol. Hadi gel benimle, hadi. Gittiler sonunda. Hadi bakalım. Ekiplere haber verdim. Çevirecekler yolu. Merak etme, buradan çıkış yok. Ben garaja ineyim. Sen de girişlere bak, tamam? Tamamdır. Hay lanet. Bu da her yerde. Pardon, bakar mısın? Sana diyorum. Hey, hey, dursana. Allah'ım, nerede bu kız? Gönül abla. Yıldız, Yıldız. Merhaba, ne oldu, iyi misin? Ragıp tekrar çıktı ortaya, hastanedeymiş. Abla ne diyorsun? Zeynep nerede? Yok, ortalarda. Zeynep, ay Allah göstermesin. Yine kaçırmış olmasın kızı. Bilmiyorum, bilmiyorum. Tamam, yok ya, yok olmamıştır. Gel biz hastanenin içine bakalım, gel. Hey, dursana. Ragıp! 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 Nereye kaçıyorsun lan?
Nereye kaçıyorsun? Fırlama. Zeynep. Sen de kimsin be? Çekil önümden. Haydi, geç bakalım geçebiliyorsan. Gel lan. Can sponsorum. Tamam, ben hallettim. Sen hadi gidebilirsin. Tamam. Hadi yürü. Zeynep, merak etme. Ragıp bir daha asla kaçamayacak. İyi misin sen? Dikişlerine bir şey oldu mu? Yok, iyiyim. İyiyim, merak etme. Yürü hadi. Ne? Ah, bu o. Allah seni kahretmiş. Tamam, seni tamam. Pis. Tamam. Sen nasıl yaparsın ya? Kızlar, tamam. Tamam. Sen de kızmayın. Tamam, sakin. Ya bırak. Haydi. Tamam, sakin. Zeynep, ben hemen geliyorum. Kızım. Tamam, ne hadi kızım. Hanımlar, haydi. Ne yaptın, ne ettin? Yine Ege'yi kendine çekecek bir yol buldun, değil mi? Zeynep, kızım nerede? Merak etmeyin, Zeynep iyi. Nerede? Koridorun sağında. Ah, Zeynep. Şükürler olsun. Kızım, şükürler olsun. Kızım. Ay, çok şükür. İyi misin? İyiyim. İyiyim. Çok şükür Ege yetişti. Ay ya, çok şükür. Geldim, geldim. Tamam. Zeynep. Zeynep, iyi misin? Ne çıktın hastanede? Korktum Ege. Korktum. Kaçtım hastaneden. Senden başka hiç kimseye güvenmiyorum ben.
Beni bir tek sen koruyabilirsin. O yüzden sana geldim. Tamam. Hadi içeri geçelim. Zeynep abla. Ay Melodi. İyi misin? Şey, iyiyim. Kusura bakma, dalmışım. Sen nasılsın? Ya bak, kusura bakmayın, böyle habersiz geldim, rahatsız ettim sizi de. Ya saçmalama, ne rahatsızlığı, olur mu öyle şey? İstediğin kadar kalabilirsin. Ya abim anlattı zaten olanları da. Her şey yoluna girecek, sen hiç merak etme. Abim yanındayken sana hiçbir şey olmaz. Evet. Melodi, sen de kal istersen kahvaltıya. Abicim okula geç kalıyorum. Ya akşam görüşürüz zaten. Tamam canım. Abi, çok korkuyorum. Biliyorum. Evet. Kahvaltı zamanı. Ya benim pek iştahım yok. Katiyen olmaz. Benim meşhur menemenimden yemen lazım. Menemen mi? Ne ara yaptın? Yani aslında şey... Tamam, itiraf ediyorum. Hazır olanlardan yaptım. Ama yumurtayı ben kırdım en azından. Ege. Aslında benim burada olmamam lazım. Biliyorum. Ama bir tek senin yanında nefes alabiliyorum. Bir tek senin yanında kendimi güvende hissedebiliyorum. Sen bir de şu menemenden bir kereye... Bir daha buradan gitmek istemeyeceksin. Gerçekten ellerine sağlık. Yani bugüne kadar yediğim en güzel menemendi. Dedim sana menemenin meşhurdur diye. O kadar beğeneceğini tahmin etmemiştim. Çok acıkmış. Afiyet olsun. Bir saniye. Ne oluyor burada? Anne. Senin ne işin var burada? Anne bak. Kızım, bu oğlan nişanlı nişanlı. Ay yeter artık sizden çektiğimiz canım. Anan ayrı bela, sen ayrı bela. Tamam anne ya, lütfen gel. Ne anne anne? Gel buraya anne, gel. Ya anne, dün o herif yine Zeynep'i kaçıracaktı. Bir sürü şey yaşandı. Korkmuş bana geldi. Oğlum, bekçi misin sen? Sen yine bırak anası koruyup kollasın. Ben koruyacağım anne, sen de karışmayacaksın. Oğlum, biraz bu kızı düşündüğün kadar Melis de düşün. Nişanlın o senin, nişanlın. Öyleyse ne olur sen biliyor musun? Umurumda değil. Bak, Zeynep benden yardım istediği anda önceliğim o. Sen de kızın canını sıkma. Zeynep. Ya, kusura bakma. Ya vallahi ne güzel oldu bahçeye çıkmak. Günlerdir bunalmıştım hastane odasında. Evet, kahvelerle de manzara tamamlanmış oldu. Sağ ol. Böyle de biraz emrivaki gibi oldu. Böyle sormadan etmeden geldim. Annen de sinirlendi. Seni zorda bıraktıysam kusura bakma lütfen. Annemle herkes, her şey, her durumda zorda kalıyor, merak etme. Nasıl yani? Mesela sağında yumurta bile. Sağında yumurta mı? Evet. Ya sağında yumurtayla kavga ediyordu. İstediği gibi olmamış, eski tadı yokmuş falan diye. Ya
Sandu Yumurta öyle zorda kaldı ki onu savunmak zorunda kaldım. Ya Ege, dalga geçiyorsun değil mi? Ben en ufak bir rüzgarda savrulup gidiyorum. Söylesene. Hayata karşı nasıl bu kadar güçlü olabiliyorsun sen? Ben de anneannemi çok severdim. Dedem öldüğünde herkes ağlarken anneannem taş gibi durmuştu. Omuzları bile oynamadı. Yeni yeni anlıyorum ölümü saygıyla karşıladığını. Zordur sevdiğin birini kaybetmek. Elbette öyle. Ama anneannem, dedem defnedilirken de sonrasında da metanetle durdu. Eve gelen herkesle tek tek ilgilendi. Nihayet başsağlığına gelenler yavaş yavaş çekildiğinde baş başa kaldığımızda yanına gitti. Hiç mi üzülmedin anneanne diye kızmıştım ona. Gerçekten söyledin mi bunu? Evet, çocukluk haklı işte. Yani dedemi o kadar çok seviyordum ki anneannemin hiç ağlamamasını içerlemiştim sanırım. O ne dedi peki? Sakince dinledi beni. Sonra hayatım boyunca unutamayacağım bir şey söyledi. Ne dedi? İnsan kendisi için değil, sevdikleri için güçlü olmalı dedi. Ne mutlu bana ki kendimden çok sevdiğim biri çıktı karşıma dedi. Güzelmiş. O gün o evde dedemi en çok seven kişinin anneannem olduğunu anlamıştım. Anneannemin sözünün anlamını ise seninle karşılaştığımızda anladım. İnsan kendisi için değil, sevdikleri için güçlü olmalı. Sen benim için mi güçlüsün peki?